iyi olmadı tabii yani. 93 dakikaya kadar getirip ama attığımız gol sonrası yediğimiz baskıyı kaldıramadık. Kontradan bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Kaçınılmaz son. Sayısız gol fırsatı yakaladı takım. Değerlendiremedi. Sonları söyledim yani. Kontradan yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. O baskıyı da bir türlü kıramadık. Yani oyunu kendi yaralamamızla kabul ettik. Golden sonra Galatasaray biraz daha ataktı. Daha fazla üzerimize geldi. Böyle bir sonuç çıktı. Üzgünüz. Başkanım tarafta... Şimdi sakatlıktan yeni çıktığını biliyoruz hepimiz. Artık o yani son dakikalarda hocanın takdiri. Yani tekrar yükseltme riski de olabilir. Yani o hocanın vereceği cevap. Benim vereceğim bir cevap değil yani. Kulübede ben yoktum. Yani mutlaka hocanın bir bildiği vardır. Yani hocanın kafasından o anda geçenleri biz yukarıdan, taraftarlar tribünden veya izleyenler televizyon başından çok farklı şekilde değerlendirebiliyorlar ama saha içerisinde takımın amiri, takımın yöneticisi, takımı yöneten, sistemi kuran, sahaya süren hoca. Yani tam olarak hazır olduğunda ben zannetmiyordum zaten. Yani Ekuban bile biliyorsunuz yani son evet. 20 dakika, 25 dakikada oyuna girdi. Yani büyük bir ihtimalle tam hazır olmadığı için ve olası bir sakatlıktan da çekindiği için. Ben sadece tahminimi söylüyorum ama dediğim gibi yani bu sorunun doğru adresi hoca, ben değilim. Hakemi nasıl buldunuz? Böyle şey bir hatası yoktu. O yani biraz da tansiyon yüksekti tabii. Yani her iki takımın da kazanmaya ihtiyacı vardı. Agresyon vardı sahada. Buna rağmen iyi maç yönettiğini tahmin ediyorum. Geleceği diye bir şey yok yani. Sörloth şu anda 2 yıllık Trabzonspor'un 2 yıllığına Crystal Palace'tan kiraladığı oyuncu. Yani kontratının şartları belli. Ya şimdi şöyle bir şey yani ben 2 sene sonra vereceğim 6 milyon euroyu bugün niye vereyim? Yani herkes onu soruyor. Bonservisini alalım alalım. Yani 6 milyon euroyu faize koysanız 2 sene sonra 8 milyon 9 milyon euro olarak geri alacağınız bir parayı bugünden vermenin, bugünden anlaşmayı şeye çevirmenin yani gerçeğe çevirmenin veya bonservisini almanın bir anlamı yok ki. Yani yapılan bir anlaşma var. Belirli bir maç sayısına ulaşacak. Belirli bir maç sayısına ulaştığı takdirde, ulaşsa da ulaşmasa da, ulaştığı takdirde zorunlu olarak Trabzonspor Kulübü bonservisini alacak. Ulaşmadığı takdirde de yine opsiyon bende yani. İkinci senenin sonunda yapacağım bir şey veya çok farklı, daha önümüzde 1,5 sene var. 1,5 sene içerisinde oynanacak dünya kadar maç var. Hani geldiği zaman niye geldi denilen bir adamın da yani burada 15 maç oynadıktan sonra hemen bunun bonservisini, işte şöyle bir şey söyleyeyim. Yani yönetimler bu şekilde çalışmıyorlar. Yani yönetimlerin bakış açısı, değerlendirmesi, ekonomik olarak, performans olarak, yeterlilik olarak, pazarlama olarak çok farklı kriterler bir araya geldikten sonra bir transfer gerçekleşiyor. Ondan sonra da ya mukabele uzatılıyor veya ne bileyim çok iyi bir şey söz konusu olursa başka bir transfere, başka bir takıma transferi söz konusu oluyor ama benim bugün önümüzde daha 1,5 yıl varken o anlaşmayı, Sörloth'un anlaşmasını, bonservisini bugün almamanın hiçbir anlamı yok. Ha bazıları da şunu söylüyorlar, gidin pazarlık yapın, 4 milyonu alırsınız. Oldu zaten yani adam, daha doğrusu Crystal Palace, Sörloth'un bu performansını gördükten sonra masaya oturduğunuz zaman 15 milyon euroluk olur, kalkarsınız o masadan. Yani onlar bizim işimiz ve yani kimse bundan endişe duymasın, kimse şüphe etmesin. En ince ayrıntısına kadar her detayı değerlendiriyoruz biz ama şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Yani gündemden düşerse de mutlu olurum. Başkanım dün iyi söyleyeceksiniz Trabzonspor adına. Hiçbir maç hiç, yani her maç kendi içerisinde değerlendiriliyor. Yani şu anda Trabzonspor'un yarıştan kopmuş bir hali yok. Yarışın içerisinde. Tabii ki kazansaydık yani buradan 3 puan alsaydık çok daha farklı olacaktı. Çünkü bu özellikle son dakikalarda kaybettiğiniz puanları veya kaçırdığınız puanları sezon sonuna geldiği zaman bir şekilde arıyorsunuz ama inşallah aramayız. Çok çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.